Hocam günaydın diyerek, yani tabii gülerek dönüyorum ama Ali Ekber abi diyeceğim izninle. Üstad, şimdi böyle pek gülümseyeceğimiz bir konu konuşmayacağız. Kırmızı et fiyatları. Ya bu başlığı görünce içimden de şunu geçirdim. Ya tamam, kırmızı et fiyatları da sanki işte beyaz et, tavuk eti fiyatları çok düşükmüş gibi. Hani nispeten aşağıda ama orası da bayağı yukarı gitti son dönemde. Günaydın diyerek seni dinleyelim. Nasıl düşer bugünkü köşe yazımızda, bunu ele almışız. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum sevgili Barış, Hakan abi. Tabii kırmızı et fiyatı gerçekten de bir türlü gündemden düşmüyor, düşürülemiyor. Çünkü sorun büyük. Aslında güzel bir noktaya da değindin. Gerçekten beyaz et fiyatları da yüksek. Aslında şöyle etrafımıza baktığımızda araba alsanız arabanın da fiyatı yüksek. İşte demirin, çimentonun da yüksek. Yine kiralar çok çok arttı. Yani her şeyin fiyatı artıyor aslında. Ama tabii ki kırmızı et, kırmızı işte kuru soğan, gıda fiyatları çok ön plana çıkıyor. Neden? Çünkü hani araba almayı bir süre erteleyebilirsin veya ev almayı veya hani almayabilirsin de ama gıda ürünleri almamak diye bir şey mümkün değil. İyi kötü bir şeyler alman gerekiyor ki beslenmek gerekiyor. Bu nedenle de gıda fiyatları hep ön plana çıkıyor. Bunu şundan söylüyorum. Bu programlarda konuştuğumuzda sonra üretici dostlarımız diyor ki ya her şeyin fiyatı artıyor. Siz hep kırmızı eti, hep işte soğanı, patatesi gündemde tutuyorsunuz diye. Ki benim zaten işim, hani ben tarım yazıyorum, diğer alanlara bakmıyorum ama yani gıda fiyatları dünyanın her yerinde arttığı zaman gündemde. Şimdi kırmızı et fiyatları neden artıyor? Niye bu noktaya geldik dediğimizde tabii bunun bir geçmişi var. Bunu daha önce de anlatmıştık. Hani bu bir günde, 3 günde, 1 ayda olmadı. Özellikle süt fiyatının baskı altında tutulmasıyla birlikte çok ciddi anlamda süt ineği kesildi. Dün gece Amerika Tarım Bakanlığı'nın bir raporunu okudum. Yani işte son dönemde kesilen inek sayısını 2,8 milyon olarak açıklıyorlar ki çok büyük bir rakam bu. Yani Türkiye'deki hayvan varlığının aşağı yukarı %20'si demek bu. Ya bu gerçekten büyük bir kesim ve bunun sonucunda da bu inek kesimi devam ederken fiyatlar sabit kaldı. Ama sonra geçtiğimiz yıl başından itibaren süt fiyatları biraz normale dönüp üretici tekrar süt üretimine devam edince yani inek kesimi durunca fiyatlar hızlı artmaya başladı. Ama geriye dönük baktığımızda 2018'de, 2019'da, 2020'de üretici gerçekten maliyetin altında karkas eti sattı. Burada ciddi zararlar oluştu. 2020'de zaten biliyorsunuz işte pandemi başladı. Pandemiyle birlikte tüketim çok düştü. Ve tekrar üretici burada da sıkıntı yaşadı. Yani üretici şu yılbaşından bu yana biz para kazanılır hale geldik ama şöyle de bir noktaya geldik. Ya üretici kestiği hayvanın yerine yenisini koyamıyor. Aslında fiyatlardaki artışın bir nedeni de bu. Yani hayvan varlığımız az, üretim az. Dolayısıyla da bir türlü bu fiyat kontrol edilemiyor. Şimdi Rekabet Kurumu devreye girdi. Rekabet Kurumu biliyorsunuz hangi ürünün fiyatı artsa orayı bir mercek altına alıyor, inceliyor. Sonra da eğer şeyse bayağı yüklü cezalar kesiyor. Rekabet Kurumu üretici örgütlerinden belge, bilgi istedi. Bunlardan biri de TÜSEDAT, tüm süt, et, damızlık üreticileri derneği. Ve onlar da Rekabet Kurumu'na gönderdikleri bu raporu, çalışmayı yayınladılar. Sencer Solakoğlu bu derneğin başkanı. Ben de bugünkü yazıda ağırlıklı olarak bu rapora da ele alarak ya süt et fiyatlarındaki artışın nedenleri ve buradaki çözüm önerilerine odaklandım. Ya çözüm önerilerine baktığımızda aslında kısa vadede hani böyle hemen 1-2 ay içerisinde bu fiyatları düşürelim denilecek bir durumda değiliz. Çünkü hani hayvanın bir doğumu bile 9 ay 10 gün falan yani. Dolayısıyla bugünden hayvan ithal etseniz işte onların doğmasını bekleseniz, doğurmasını bekleseniz en az 1 yıla yakın bir süre gerekiyor. Yine buradaki hani TÜSEDAT'ın da önerisi ya burada 2-3 yıllık bir süreç. Ama bu arada
Kasaplık et, yani kesimlik et, böyle ithal edip kesip piyasaya süreceğiniz şekilde veya karkas et ithal ettiğinizde mevcut kalan az sayıdaki üreticiyi de sektörden uzaklaştırmış olursunuz. Dolayısıyla mutlaka kasaplık ve kesimlik hayvan ve karkas et ithalatının yapılmaması lazım. Burada kontrollü olarak tekrar süt üretiminin arttırılması, sütün desteklenmesi ve bununla birlikte et fiyatlarının orta vadede belli bir noktaya gelmesi sağlanabilir. Burada yine buzağı ölümleri, Türkiye'de buzağı ölümleri, yani doğan buzağların aşağı yukarı %10-15'ini kaybediyoruz. Halbuki bu hayvancılığı iyi olan ülkelerde %5 bile değil, yani bunun altında. Burada bir iyileştirme yapılırsa hayvan varlığında bir artış olabilir. Bunu da sağlamamız gerekiyor. Bir de yem maliyeti çok yüksek olduğu için meraların ıslahı ve onların verimli kullanılması. Yani hayvanların en azından belli dönemlerde merada otlatılarak böyle bu şekilde bir çalışmayla Türkiye meralarını verimli kullanırsa yine orta vadede et fiyatlarına bir yansıması olabilir. Tabii Türkiye'nin kendi yerli ırkları da var. Bunlar büyük ölçüde azaldı. Bu ıslah çalışmalarında mutlaka bir yerden başlatmak gerekiyor, daha uzun vadeli çözüm için. Alek Bir şey Bey, sorabilir lütfen miyim? abi, lütfen. Yani sevgili Ali Ekber Yıldırım, geçen hafta gene sohbet ettiğimizde, yani şimdi bu TÜSİAD'ın çözüm önerilerini şöyle algılıyorum ben, biraz önce de değindi. Şimdi ithalatla ülkemiz çiftçisini böyle ikame etmek çok yönlü bir hatadır diyor. Bunun tespitini yapıyor. Yani Evet. sürekli de yabancı üreticiyi destekleyerek biz diyor arzı da arttıramayız diyor. Bunu kendimizin çözmesi lazım diyor. Ama kısa vadeli çözüm olarak da ithalattan başka da bir yol yok. Yeter ki bu biraz önce Ali Ekber Yıldırım'ın da ifade ettiği gibi kontrollü bir şekilde olması lazım. Ve özellikle de hani kasaplık ve karkas ithalatı serbest piyasaya bırakılmamalı. Bu kamuda, kamu tarafından yürütülmeli diyor. Bunlar önemli konular. Ama geçen seferki sohbetimizde Ali Ekber Yıldırım şunu söylemişti. Ya dışarıda da zaten ette bir sıkışıklık var, hayvanda bir sıkışıklık var. Yani bu da Yurt dışında. yurt dışında da, yani Evet. dışarıdan kastım bu. Şimdi böyle bu durumda olduğuna göre biz önümüzdeki dönemde et fiyatlarında bu artışı bu ithalata rağmen çok kolay durduramayacak mıyız? Nasıl bir öngörüsü var? Geçen Sovan'a bir şeyde bulundu. Zaten arkasından bakan da açıklama yaptı. Sovan fiyatları düşecek diye. Bu et fiyatı ile ilgili bize bir, yani etteki artışlarla ilgili, fiyat artışları ile ilgili nasıl bir seyir izleyebilir piyasa Ali Ekber? Senin bu konudaki Evet. değerlendirmen nedir? Çok teşekkür ediyorum Hakan abi. Aslında benim atladığım bir noktaya tek gündeme getirdiğin için, o da şu. Bu raporda da yer verildi. Aslında mesela bakanlık bir açıklama yaptı. Dedi ki biz 500 bin baş besilik hayvan ithalatı yapacağız. Ya Evet. bunu da işte kendisi yayınladı, bizler paylaştık. Ya dünya artık o kadar küçük bir hale geldi ki şu anda bizim bu konuşmalarımız sadece Türkiye'de değil, yani dünyanın birçok yerinde de izleniyor olabilir. Bakanlık yakından takip ediliyor. Bu açıklamayla birlikte, yani Türkiye ben 500 bin baş hayvan alacağım dediğinde dışarıdaki fiyatlarda %20'lik bir artış oldu. Yani aslında bakanlık kendisi bir anlamda zam yapmış oldu, daha hayvanlar Türkiye'ye gelmeden. Çünkü çok önemli. Geçen hafta da söylemiştim. Mesela Avrupa'da yeterli sayıda hayvan yok. Biz oradan ithalat pek yapamıyoruz. Yani tırlarla bir miktar yapılıyor ama böyle büyük hacimli ithalat yapılamıyor. Nereden yapıyoruz? Brezilya'dan yapıyoruz. Bu ithalatı yapan firmalar da zaten büyük ölçüde Türkiye ile çalışan firmalar. Bu 500 bin başı duyunca %20 hayvan fiyatını daha baştan arttırdılar. Evet. Bir yandan da sadece hayvanı bulmak da sorun değil. Hayvanı buldunuz, işte Brezilya'dan hayvan getirecek, gemi bulmak da problem. Yani dolayısıyla bu çok kısa vadede veya orta vadede et fiyatını böyle hemen
düştüğünü görmek çok mümkün değil. Evet. Önümüzde Kurban Bayramı var. Orada da ciddi bir talep olacak. Kurbandan sonra bu bütün dönemler, bütün yıllar böyledir. Kurbandan sonra et fiyatlarında bir gevşeme olur. Neden? Çünkü kurbanda çok sayıda hayvan kesiliyor. İnsanlar oradan hani et ihtiyacını bir anlamda karşılıyor. Kurban sonrası hep bu böyle olmuştur. Fiyatlarda bir gevşeme olabilir. Ama ondan sonra tekrar fiyatlarda eğer gerekli önlemler olmazsa artışlar yine devam edecek gibi görünüyor. Çünkü üretici kalmadı. Yani üretici sayısı azalıyor, hayvan azalıyor. Böyle de bir sıkıntı var. Evet. Ali Ekber Yıldırım, sabah bir anekdot öyle kapatalım, seni uğurlayalım. Sen dedin ya sadece işte